Selin! 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 Selin iyi misin? Demir'le miydin? Evet, benimleydi. Herkes çok merak etti. Azmiye'ye yürüyüş yapacağız demiştiniz ama hava karardı. Yani siz gelmeyince bir şey olduğunu... İyiyiz. Bir şey olduğu yok. Dönüş yolunu kaybettik sadece. İyi ki buldum o zaman. Sen iyi misin? İyiyim Burak. Azmiye otel görevlilerine ormanın içindeki bekçi kulübesinin araba yollamalarını söyler misin? Teşekkürler. Bir şey mi oldu güzelim? Sabaha karşı ortadan kaybolmuşsun. Telefonu da bırakmışsın. Hepimiz çok merak ettik. Ben biraz dolaşmak istemiştim. Sonra Demir... Demir Bey'le karşılaştık. Sonra da bir... kaybolduk. Niye aramadınız? Yani tamam, sen telefonu unutmuşsun da... Demir, sen niye aramadın? Daha önce bulurdum sizi. Demir Bey'in telefonu suya düştü. Çalışmıyordu. O yüzden arayamadık. Öyle mi? Geldiniz mi? Ateş yanıyor hala. Söndürmemiz gerekmiyor mu? Evet. Böyle bırakamayız. Etrafa sıçrarsa her yer yanar. Ben söndürürüm. Söndür o zaman. Tamam. Tamam, teşekkürler. Gelmişler. Yola doğru yürüyeceğiz. Tamam. Geliyorum ben. İleride görünüyor yol. Burak Bey. Evet benim. Geldiğiniz için teşekkür ederim.
Dirim Hanım'ın Harikalar Diyarı'na hoş geldin. Şimdi içeride göreceklerine hazır ol. Çünkü onlar Dirim Hanım'ın iç mimarlara ve Artemim'e karşı kazandığı zaferler. Abartmayı çok seviyorsun değil mi? Hoş geldiniz Demir Bey. Çıkıyor muydunuz? Sonra da yapabiliriz toplantıyı. Yok, sizi bekliyordum. Aslında yeni elbisemi denerken yakaladınız beni. Nasıl olmuş? Eminim eşiniz çok beğenecektir. Teşekkürler. Kapıda kaldınız. Buyurun içeriye geçin, konuşalım. Tabii. Merhaba Dirim Hanım. Ay çok güzel elbise, bayıldım. Sen de mi buradaydın? Geleceğini bilmiyordum. Ha, benim için de sürpriz oldu aslında. Geçelim mi? Tabii. Ben yolu biliyorum. Hayır şekerim. Demir Bey belki açtır diye düşündüm. Fazla vaktinizi almayalım. Yapılacaklara bakıp hemen ofise dönmemiz lazım. Çok ince düşünmüşsünüz. Demir Bey de yolda bana ne kadar acıktığından bahsediyordu. Hadi buyurun o zaman. Teşekkür ederim. Yemek için birine sözüm var. Aa, çekinmeyin Demir Bey. Bu da iş yemeği sonuçta. Lütfen beni kırmayın. Hem yiyelim hem konuşalım. Buyurun. Buyurun Selin Hanım. Aa, yok yok, ben tokum. Ben yukarı çıkıp notlarımı alayım. Selin Hanım, sonra hep birlikte bakardık. Aa, yok yok yok. Ben evi zaten biliyorum. Ayrıca tek başıma daha hızlı olurum. Siz keyfinize bakın. Harika. Selin Hanım. Yanınızda elemanınızı getirmeniz gayet güzel olmuş. Bırakalım kızcağız işini yapsın. Böylelikle geç kalmamış oluruz. Siz rahatınızı bozmayın. Ben yokmuşum gibi. Acele etme canım. Dikkatli bak. Gereken her şeyi incele. Size afiyet olsun. Gidelim mi? Tabii. Sizinle yaptığımız toplantıdan çok etkilendim. Genellikle fikirlerime itiraz ederler. Ama sizin beni anladığınızı hissediyorum. İşimizin önemli bir parçası. Birlikte çalıştığım insanları tanımak benim için de çok önemli. Bu yüzden sadece şirketin başındaki kişiyle görüşürüm. Bu yemeği sizi daha yakından tanımak için isterim. Bu ne ya? Dilerseniz özgeçmişimi gönderebilirim size. Çok şakacısınız Demir Bey. Ben daha kişisel şeylerden bahsediyorum. Mesela bekar mısınız Demir Bey? Ay Demir, yüzünün halini görmek için neler vermezdim. Pardon. İner misin artık aşağı? Yok öyle şey Demir Efendi. O kadar söyledik, dinletemedik. Kendin gör şimdi. Yemiyorsunuz, beğenmediniz mi? Ha yok, açıkçası ben aç değilim.
Çok affedersiniz. Dirim Hanım'la yalnız kalabilecek kadar profesyonel olduğunuzu düşünüyorum Demir Bey. Baraklı aynayı yatağın üstüne asma fikrinize bayıldım. Her gece yatağa uzandığımda aklıma siz geliyorsunuz. Çok heyecan verici bir fikir. Tavana iyi sabitlemek lazım. Bir kaza olsun istemeyiz. Yemeğimiz bitsin, yatak odasına geçeriz. İyice incelersiniz. Çok affedersiniz, sürekli bölüyorum ama bir telefon görüşmesi yapmam lazım. Müsaade eder misiniz? Elbette. Nasıl olsa daha buradasınız. Teşekkür ederim. Selin. Selin. Ay inanılır gibi değil. Bu kadının zevksizliği kusursuz. Ay hiç sekmiyor. Bu ne ya? Güllü koltuk mu olur? Saçmalık. Şöyle evim olacak. Böyle mi düşeceğim ben? Ne yapıyorsun Selin burada? Niye aşağı gelmiyorsun? Özel konuşmalarınızı bölmek istemedim. Dirim Hanım'ın seni daha iyi tanımasına mani olmak hiç istemem. Sen bizi mi dinliyordun? Bana söylediklerini duydun ve aşağı inmedin mi yani? Ama sana müşterilerin üstünde cazibeni kullanman çok yanlış demiştim. Kendin kaşındın. Hemen aşağı iniyoruz. İkimiz birlikte. Ağzını bile açmıyorsun. Veda edip hemen buradan gidiyoruz. Ha, çabuk. Ama benim işim daha bitmedi. Ben bitti diyorum. Tamam patron. Hadi hadi. Tamam tamam. Ah Demir Bey, nerede kaldınız? Kusura bakmayın, beklettim. Halledebildin mi canım işlerini? Evet. Üst katlar bitti. Gereken bütün detayları not aldım. Ve artık benim işim bittiğine göre ben gidebilirim. Ah süper. Hemen dönüp çalışmaya başlasan. Biz de Demir Bey'le kalan detayları hallederiz. Öyle olmaz Selin Hanım. Birlikte geldik, birlikte döneceğiz. Aa, yo yo yo, ben bir taksi çağırırım. Demir Bey, Selin Hanım'ı benim şoförüm de bırakabilir. Ben haber vereyim. Aa, yo yo, hiç gerek yok. Ben kendim hallederim. Halledemezsiniz Selin Hanım. Bundan sonraki toplantıya da birlikte gidecektik hatırlarsanız. Başka toplantınız mı vardı? Kusura bakmayın. Siz bugün acil davet edince diğer toplantıyı 2 saatliğine kaydırmıştık. Selin Hanım da bütün notlarını aldığına göre biz kalanına ofiste devam ederiz. E ama olmadı böyle. Daha göstereceğim yerler vardı. Bir dahaki sefere daha kalabalık bir ekiple gelip bütün detayları en ince ayrıntısına kadar çözeriz. Siz hiç merak etmeyin. Çok teşekkürler. Yalnız bir çantamı alıp hemen geliyorum. Dirim Hanım, siz gerçekten çok zevkli bir kadınsınız. Yatak odasındaki leopar detaylarına bayıldım. Selin Hanım, şimdiden geç kaldık bile. Buyurun. Çok teşekkürler. Hiçbir şey söyleme. Sadece arabaya bin. Tamam. Hiç gülme Selin. Bu yaptığın var ya çok çok kötüydü Selin. Gülme. Çok şakacısınız Demir Bey. Bekar mısınız Demir Bey? Daha devam edecek misin? Ben de tam elbisemi deniyordum. Güzel olmuş mu Demir Bey? Ya yapma şunu lütfen Selin. Vallahi tüylerim diken diken oluyor ya. Ya beni oraya hiç götürmeyecektin. Şimdi elime düştün işte. Bu şakalar hiç eskimez. Sabah akşam sana dirim taklidi yapacağım.
Bir an aşağıda beklerken ne düşündüm biliyor musun? Ne? O kadını bilerek başıma sardığını. Beni yıldırıp Artemim'den gönderebilmek için o kadını kasıtlı olarak başıma sardığınızı. Selin? Öyle zaten. Şaka yapıyorum Demir. Çok güzel şakaydı. Bravo. Ne yapardın? Yani gerçekten öyle bir şey yapmış olsak. Hayal kırıklığına uğrardım. Daha zekice bir plan yapmanızı beklerdim çünkü. Tamam, o kadın zor bir müşteri ama bu kadarının beni kaçırmaya yeteceğini ummanız çok çocukça olurdu. Tabii canım. O kadar da değil. Ayrıca dirimi sen sardın başına. Böyle yatağın üstüne ayna koyalım. Şöminenin ateşinin yansımaları falan. Kadının zaten bir yarım aklı vardı, onu da sen aldın. Aman aman, uğraşılmaz onunla. Zorlamamak lazım. Yalnız evi dediğin kadar zevksizmiş. Yapım aşamasına geçmek için projenin son halinin izni gerekiyor Dirim Hanım. Ama sizin dilekleriniz izin prosedüründen hızlı değişiyor tabii ki. Hı-hı. Hı-hı. Tamam Dirim Hanım. O halde son revizyonları konuşmak için bir araya gelelim. Azmiye toplantı saatini ayarlar. Size de iyi günler. Ne istiyor yine? İstemedikleri, istediklerinden daha fazla bu sefer. Oh, ben artık projenin son halini beğenir diyordum ama. Fazla iyimsersin. Aa, galeri projesiyle ilgili mail gelmiş. Ben bunu Demir Bey'le konuşayım. Eylül içerideydi. Şu an toplantı yapıyorlarsa rahatsız etme, daha sonra gösterirsin. Ah, ben bir kahve alayım. Zorlu bir süreç olacak Demir. Bu tazminat ekonomik daralma demek. Bazı çalışanlarla yollarımızı ayırmak zorunda kalabiliriz. Hatta orta kademe yöneticilerle bile. Ki bu Selin, Merve, Ayda ve Fevruh demek. Bir iki ay maaşlarını ödeyemeyebiliriz. Daha çok erken. Bunları hiçbirinin duymasına gerek yok. Çalışmalarına yansır. Her şey netleşene kadar ortalığı sakin tutmak zorundayız. Ama Demir... Gel. Şunlara bir bakalım. Ay. Demir Bey, bunları hemen imzalamamız gerek. Toplantınızı da bölüyorum ama kusura bakmayın. Tamam, sorun değil. Biz de çok benzer bir şey yapmıştık. Buyurun. Kolay gelsin size. Azmiye Hanım, kapıyı kapatmayın lütfen. Aa, tamam. Giderlerde de kesinti yapmamız gerekiyor. Masrafları azaltmalıyız. Belki bir iki gün evden çalışma yöntemine gidebiliriz. Anladım. Onu sonra düşünürüz. Sen şimdi Feruk Bey'den masrafların listesini çıkarmasını iste. Sonra birlikte üzerinden geçelim. Kapınız açık kalmış. Dışarının gürültüsü gelmesin size. İşte bu yüzden söyleme dedim Selin'e. Kız boş yere geriliyor. Gerilmesinin sebebi senin varlığın değil. Benim yokluğum. Özlüyor. Korkuyor. Ama yine de en doğru olan şeyi yapmaya çalışıyor. Benim de Selin'in duyguları için aynı hassasiyeti göstereceğime emin olabilirsin. Elimden geleni yapıyorum demiş. Odada gitmeyeceğim diyordun. Bana söz verdiğin halde. Çünkü şirketin durumu sandığımdan zorlu çıktı. Uğraşıyorum. Ama beklediğimden daha fazla zaman alacak sadece.
O zaman daha fazla uğraş Eylül. Konuşabilir miyiz? Tabii. Gelsene. Demir'le toplantı yaparken kapıyı açık bırakmana gerek yok. Benim yanımda Demir'le konuşurken gözlerini kaçırmana da gerek yok. Bugün toplantıya Demir'le birlikte senin gitmen gerekiyordu değil mi? Ama Ayda'yı gönderdin. Ben sadece benim tarafımdan tatsızlık yaşanmasını istemiyorum. Ama ne yaparsam yapayım bana baktığında onun eski sevgilisini görüyorsun. Ben buradan gitmek için, bu şirketten gitmek için gerçekten elimden gelen her şeyi yapıyorum ama planlarım işlemiyor. Ben sadece... Lütfen gerilme. Sen gerilince ben de geriliyorum. Bana bir şeyleri ispat etmeye çalıştığınızda rol yapıyormuşsunuz gibi oluyor. Rol yapmak, birbirinize kaçak davranmak yerine aranızdaki sorunları çözmeniz ve bir şeyleri geride bırakmanızı gerçekten tercih ederim. Yani artık yapabiliyorsanız. Selin, ne onun ne de benim kafamda en ufak bir ihtimal bile yok. O yüzden lütfen. Elimden geleni yapıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.